Dördüncü nükte, dördüncü işaret, üçüncü noktadayız şu an. Bismihi Sübhanehu. Üçüncü nokta. Eğer bütün eşya bir zat-ı ferdi vahide verilse... Bakın, bütün eşya dedi ve vahid ile bitirdi. Çünkü vahid ismi sıfat ve isimlerindeki birliktir. Yani eşyadaki birliktir. Ehad deseydi zatındaki birlik olacaktı. Bir tek şey gibi kolay olmasına... Eğer esbaba ve tabiata havale edilse bir tek şeyin vücudu umum eşya kadar müşkülatlı olduğuna işaret eden başka risalelerde izah edilen 2-3 temsili muhtasaran beyan edeceğiz. Birkaç örnek inceleyeceğiz. Bu örnekleri tek olan Allah'a verirsek bunların oluşumu meydana gelmesinin kolaylığını anlayacağız. Hayır, tek bir yaratıcıya veremem. Kainat kendi içerisinde veya ezeli olan madde veya tabiat bunları yapmıştır dersen de yapamayacağını kesin ve net olarak bu işin imkansız olduğunu örnekleyeceğiz. Olayımız budur. Birinci örneğimiz ordu. Önce ordudaki birliği bir konuşalım isterseniz. Bu birliği kainattaki birliğe bağlamak için efsanevi ve deliler gibi delillere bile bence ihtiyaç yok. Çünkü insan içinde var olan olgu ve kavramlarla o orduyu oluşturmuş ve içinde bir ordunun tesisi için nasıl bir hiyerarşi, nasıl bir birlik gerekir düşünceleriyle de ordudaki birliği oluşturmuş. Ve bu ordudaki birliği oluşturma sonucunda insan şunu yapmamış. 10 tane generalin emrine bir asker vermiş mi ordu? Vermemiş. Neden? Çünkü 10 tane generalin her birisi yöneticilik cihetinde aynı rütbede olduğundan bir asker hangi birinin dediğini yapabilecek ki diye mantıklı bir açıklaması var. Peki şunu yapmış mı? Bir generalin emrine binler asker vermiş mi? Vermiş. Çünkü asker ve neferlerin tamamı tek bir idarecinin eli ile yönetilirse bu orduda bu intizam devam edebilir denilmiş. Biz şimdi aynı ordu örneğine bakacağız ve devamında kainat kitabını inceleyeceğiz. Şuna bakacağız. Her bir atomun, hücrenin, organın, zerrenin diyelim en küçük yapı olarak yerinde bulunduğu vazife, bendeki, danadaki, ağaçtaki, duvardaki o zerrenin bulunduğu yerdeki vazife sonsuz ilimler, sonsuz kudretler, ciddi şefkatler isteyen vazifeler olduğundan ya bütün zerrelere ayrı ayrı ilahlık vereceğim, az önceki çok generalli bir asker örneği gibi düşüneceğiz ya da hayır, faaliyetler kusursuz ve muntazam gözükse de bu umum zerreleri biz nefer gibi düşünelim ve onları yöneten faili tek bir generale verelim diye bir mantıkla çıkacağız. Konuşulan olaylardan hangisi size daha rasyonel geliyor çıkıyor olay bir yerden sonra? Hangisi daha mantıklı, daha makul, daha akılcı geliyor diye. Biraz sonra konuşacağımız olay da böyle. Kelamda geçen bir mesele. Burhan-ı temanü diye geçiyor. Kainattaki hakim ve mahkum diyelim yani emir veren ve emre uyan ilişkisini, amir-memur ilişkisini üçe ayırmış. Burhan-ı temanü de bir yaratıcı genellemesi haşa yapıyor. Ve burada diyor ki eğer iki ilah olsaydı, kainattaki şartlar ve ahvaller hangi alternatiflerde olabilirdi? Burhan-ı Temanü de şunu konuşuyor. Haşa iki yaratıcı olsaydı bunların kainatta anlaşabilmesi ne şekilde mümkün olabilirdi? Tabii ortaya komedi çıkıyor. Burhan-ı Temanü de olayı üçe ayırmış. Birinci ihtimal kainatta haşa şu olabilir. Her iki ilahın da dediği olsun. Her iki ilahın dediğinin olması demek birinin dediğinin olurken ötekinin olmaması demek. Bu söylenen durum haşa acziyet göstergesi değil mi? Ha, benim arabayı hangimiz kullanalım? Senin kullanman demek benim kullanmamam demek. Bende bir olumsuzluk hali varsa bu beni acze düşürür. Böyle ilahlık olmaz ki haşa. Yani iki ilah. Yani biz ikiden düşünelim. Siz bunu zerrata vurabilirsiniz. Abi iki ilah anlaşamaz mı? Anlaşamaz. Bak ilahsa anlaşamaz. Anlaşmak ne demek? Birinin dediği olacak, öbürünün dediği olmayacak. Birinin dediği olmuyorsa o ilahlığa ters olur zaten. Mutlaklığa ters olur, sonsuzluğa ters olur. Bu ilahlığın zatına aykırı bir şey. Bu Burhan-ı Temanü'nün birinci delili. Demiş ki bu delil asla akla sığışmıyor. Çok da güzel söylenmiş. İkinci ihtimal. Her ikisinin de dediği olmaz. Varlık sahası oluşmaz yani. Vücuda gelecek hiçbir şey olmaz ve her şey ademde kalır, yoklukta kalır, doğru mu? Varlık sahasına hiçbir şeyin çıkamaması demek böyle bir anlaşmadan dolayı senin acizliğinin göstergesi olur ve aciz olan bir şey, kısıtlanan bir şey, sınırlanan bir şey yine haşa yaratıcı olamaz. İki tane haşa yaratıcıyı, ilahı yan yana birinci de anlaştıramadık, ikinci de anlaştıramadık. O zaman üçüncü ihtimale geçelim. İlahlardan birinin dediği olurken diğerinin dediği olmasın. Hocam biz şirketleri de meşveret heyetleriyle yönetmiyor muyuz diyor. Meşveret heyetinde öyle olmaz mı diyor. Kararlar alınır. Birinin dediği olurken ötekinin dediği olmaz falan. Senin meşveret heyetin
sanatlardan, masnulardan, aciz insanlardan oluşuyor. Ve sen yaratıcıyı da kendin gibi aciz düşündüğünden yaratıcı olmaktan çıkarıyorsun zaten. Bu bir. Sanatkar sanatına benzer mi? Benzemez. Bizim bu masa marangoza benziyor mu? Salvador Dali'nin tablosu Salvador Dali'ye benziyor mu? Yazılım programcıya benziyor mu? O zaman sen öncelikle yaratıcıyı kendin gibi düşünemezsin. Ya bu mantıksızlıktan çıkmamız lazım. Gelelim diğer olaya. Haşa iki ilah olsa aralarında anlaşamaz mı? Abi burayı böyle yapalım, burayı şöyle yapalım. Bugün sen nöbet, bugün ben nöbet diye. Velev diyelim anlaştılar. Bugün haşa estağfurullah bu ilahın dediği olurken bu ilahın dediği olmuyorsa bu ilah gene acizliğe düşer ve aciz bir şey ilah olamaz. Sonsuz bir şey sınırlanamaz. Yarın da haşa bunun dediği olurken bunun dediği olmayacaksa bu da acizliğe düşer. Burada insan anlıyor ki yaratıcı tek olmak zorundadır. Burada iki tane şeyi birbirine anlaştıramazken haşa iki yaratıcıyı bir de kainatta zerrat atom at edince yaratıcıyı birbirine anlaştıracak da biz bu kolektif şuurla oluştuk falan. Allah Allah çok komedi ya. Mesela bir zabite 1000 nefere ait vaziyet ve idare havale edilse ve 1 nefer de 10 zabitin idaresine verilse. Şurada 10 general var ve idaresine 1 asker veriyorlar. Çok saçma. O asker hangi birinin dediğini yapacak? Şurada da 1000 asker var ve idaresine 1 general. Çok mantıklı. O 1 neferin idaresi 1 taburun idaresinden 10 derece daha müşkilatlı olur. Çünkü ona emredenler birbirine mani olurlar. Bir keşmekeşle 10 nefer hiçbir istirahat yüzünü görmeyecek. Bu general nöbet tutacaksın dedi, bu general dedi postaya gideceksin dedi. İkisinin dediği aynı anda olabilir mi? Peki ikisinin dediği aynı anda olmasa olur mu? O da olmaz yani. Ordu niye var o zaman? Nefer niye var? General niye var? Çok saçma. Peki birinin dediği olurken ötekinin dediği olmasa? Olmaz. Generalse hükmü orduda tam geçmek zorunda. Yoksa general olmaz. Hem bir taburdan matlup vaziyet ve netice bir tek zabite havale edilse... Tek general var. Koca tabur var. Taburdan bir beklenti var mı? Var tabii canım. Savaşa mı hazırlanacak? Ordunun düzenine mi gidecek? Talime mi gidecek? Levazımatımı sağlayacak. O gün içtima mı verecek? Yani ordudan bir beklenen var mı? Var. Başlarında da 1 general var. Devam. Külfetsiz kolayca o neticeyi istihsal eder ve o vaziyeti verebilir. Tek general onlara istediği düzene koyar mı? Koyar, çok kolay ya. Ey tabur sen şunu, ey tabur sen şunu, ey tabur sen şunu. Bitti. 1000 askeri idare eder. Devam. Eğer o vaziyeti almayı ve o neticeyi istihsal etmeyi o taburdaki başsız, amirsiz, çavuşsuz neferata havale edilse o matlup vaziyeti ve neticeyi almak için çok karışıklık içinde münakaşalarla ancak nakıs bir sureti müşkülatla tahsil edebilir. Örneğimizden neyi anlamamız lazım? Konuşalım. Asker örneği çok rasyonel, akla çok yakın, herkesin çok rahat anlayabileceği bir örnek. Askerlerin her biri kainattaki atomlar. Yine naturalist bakış açısına göre doğa her şeyi kendisi yaratıp kendisi dizayn ediyor ve başka bir dış sebebe yani bizim müsebbibül esbab Allah dediğimiz başka bir dış sebebe ihtiyacı yoktur diyor. Biz de diyoruz ki o zaman şu ihtimalleri konuşalım. Zerre diyelim. Bu zerre bende de var, inekte de var, ağaçta da var, duvarda da var. Mesela bir karbon atomu, azot, hidrojen, oksijen çok yerlerde emsali var ve her yerde emrini çok güzel almış bir asker gibi vazifesini muntazam yapıyor. Mesela Murat da vazifesini kusursuz bir şekilde yapıyor mu? Yapıyor. Gözdeyse o birliğin emirlerine uyuyor. Kulaktaysa işitme birliği var burada. İşitme birliğinin emirlerine uyuyor. Dildeyse eğer tat alma reseptörü birliği var. Ekşi geldi. Komutanım tuzlu geldi. Komutanım tatlı geldi. Komutanım bu çok soğuk geldi. O emirlere uyuyor mu? Uyuyor. Eldeyse ölü deriyi buraya ataraktan değil mi? Ya da bir şeye dokundum. Aa bu sert, yumuşak. Aa bu sıcak. Muazzam bir şey. Hem de o emirlere nasıl uyuyor biliyor musun? Ben çok kaynar su bile olsa şöyle elimi sokup anlarım değil mi çok kaynar olduğunu. Hadi bakalım ensenle aynı mı anlamaya çalış. Oradaki birlik öyle değil. Buzu bile elimde tutar oynarım. Hadi bakalım burayla oynamaya çalış. Dayanamaz adam. Oradaki birlik başka birlik çünkü. Yani aynı atomlar var. Burada uyduğu emirle burada uyduğu emirler farklı. Burada proteinlerin uyduğu emirler başka. Burada proteinler ters bağlanıyor ve keratin oluşturuyor. Daha sert bir yapı. Şimdi şunu anlıyoruz. Her atomun benim bedenimde, onda bile muhtelif yapılarda, bir ceylanın bedeninde, bir ağaçta, bir duvarda, toprakta. Aynı atom, aynı asker ama uyduğu emirler birbirinden farklı ve yerindeki vazifesini muntazam yapıyor. Muntazam yaptığına deliliniz nedir? Kainat. Senin ektiğin tohum belli kanunlara uyarak karpuzu hala veriyorsa demek düzenli giden bir şey var demek. Hala havadaki oksijen sistemi ve benim vücut çalışmamda düzenli nefes alabiliyorsam demek düzenli uyuduğum ve düzenli giden bir şeyler var demek. Aynı asker.
farklı ve muhtelif yerlerde vazifelerini, farklı vazifelerini mükemmel bir şekilde yapabiliyorsa iki ihtimal var. Ya her bir atom bulunduğu yerde, benim buramda, duvarda, Murat'ta, Ceylan'da, ağaçta bu işi mükemmel yapmış çünkü sonsuz bir ilmi var, nerede ne yapacağını biliyor. Dünyanın her yerine yayılmış, kainatın her yerine yayılmış konuştuğumuz elementler. Ya her bir yerde ne yapacağını sonsuz biliyor. Çünkü gerçekten de kusursuz yapıyor. Ve bunun yanında sonsuz bir kudreti var. Çünkü bizim Ceylan'ın, gezegenin atmosfer tabakası değil mi? Taştan sert bulutlar ama gene bunlardan oluşmuş. Zerrattan oluşmuş. Bunların her birinde uygulaması da gücü yetebilecek kadar, demek sonsuz bir ilmi var. Sonsuz bir kudreti var. Ve her bir yerde farklı bir vazifeyi yapmaya göndermek de onu ikna etmek gerekir. Bir de sonsuz bir iradesi var, onu tercih etmiş. Bunun yanında hayat sahibi olmayan bir şey böyle bir şey yapamaz. Demek hayat da sahibi aynı zamanda. Bir de benim yaşamam için böyle bir mücadeleye girmesi değil mi? Temel mantık insan. Dünyaya, kainata medar insan çünkü. Bir de sonsuz şefkati var ki böyle zahmetlere giriyor. Yani baktığında her bir zerre bu sonsuzluklara sahip olarak hakim hükmünde olması lazım. Ne demek hakim? Hükmeden. Neye? Kendisine hükmeden bir durumda olması lazım. Şimdi şöyle bir soru soralım. Zerrede az önce saydığımız vasıflar sonsuzsa ve bu zerre hakimse, çok affedersiniz, bir ineğin pisliğinde nasıl mahkum olabilir? Aynı zerre yok mu? Bu kadar vasıflar olup hakim vasfındayken, hakim durumundayken bir ineğin, keçinin pisliğinde nasıl mahkum olabilir bu kadar kudretli zerre? Olamaz. Ve birbiri arasında az önce iki yaratıcı uyumsuzluğu burhan-ı temanu ile gözler önüne serilmişken sonsuz sayıdaki zerrat, yani sonlu da hani bizim algımıza göre sonsuz değil mi? Nasıl birbiriyle bu kadar vasıfları varken anlaşabiliyorlar? Her biri hakim hükmündeyse onların istediği sözlerinin geçmesi gerekmez mi? Yıllarca bu yanlış düşünceden madde ezelidir demişler zaten. Madem kainatta bütün zerratta az önce konuştuğumuz sonsuz vasıflar olamayacağına ama her biri vazifesini mükemmel şekilde yapabildiğine göre bu zerratın tamamına hükmedebilen ve az önce konuştuğumuz vasıflara sahip tek bir yaratıcı olmak zorundadır. Sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret, hayat ve şefkat sahibi ve daha birçok vasıflara sahip tek bir yaratıcı olmak zorundadır. Ordu örneği de buna çok güzel bir emsaldir. Bence çok ayrıntıya bile girmeye gerek yok. İnsan ordu örneğinden düşünüyor ki kainatta birlik varsa demek ki bir vardır. Şu kainattaki birlik noktasında anlamamız gereken bir iki olay daha var. Hani kuantum cihetiyle girdiğimizde garip bir düzen gözüküyor. Hatta kimileri buna düzensizlik bile diyor. Kaos dediği oluyor. Ama baktığında ne bileyim bir bardağı oluştururken, bir termosu oluştururken onca hareket eden zerre belli başlı yasalara uyum haline geçiyor. Bence burası bir şaşırtıcı ve düşünmemiz gereken bir olgu. Zerrelerin tamamının tek bir yaratıcıya uyduğunun başka bir delili, kendi hallerinde ele alsak mesela bir atom çekirdeği ve etrafında hareket eden elektronlar ve o proton elektronun artı eksi dengeleri de öyle güzel sağlanmış ki bu denge sağlanamasa herhalde hepimiz su gibi paramparça olup dağılırdık muhtemelen. Şimdi hareket eden elektronlar var. Daha aşağı inelim. Kuantum cihetiyle bakalım. Kuarklar var. Onlar da titreşim gösteriyor. Bu kadar aşağıya indiğinde hareketine devam eden zerrat bir şeyi oluştururken, bardağı, tabağı, elimi, kolumu oluştururken her birinin aynı yasalara düzenli bir şekilde uyması bence yine bir birliğin kesin göstergesidir. Özünde hareketli olan zerratın birleşip şu hareketsiz masayı oluşturması ve kainattaki mesela nelere? Yer çekimine uyuyor. Isı alışverişine kendi çapında uyuyor. Başka? Ben buna bir ip bağlayıp atsam merkez kaça uyar? Ses iletimine uyuyor. Şimdi bu cihetten baktığında kainatın umumunun oluşumu öncelikle kainattaki bütün yasalara uyuyor. Gene bir birlik düzen görüyoruz bak burada. Bu birlik ve düzende bizim anlamamız gereken çok ince bir olay daha var. Şimdi toprağa tohum attım. Belli başlı maddeler bir araya geldi. İsot ve balcan oluştu. Bizim sevdiğimiz bir şey midir isot ve balcan? Severiz. Peki onun kırmızı tonundan bile onun kalitesini, bu olmuş bu olmamış anlarız. Hatta can çekmez inşallah. Kahvaltıda falan bile sahurda fırına verdiğimiz olur. İçimizde Urfalılardan dolayı. Patlıcan, isot, soğan, karpuz ne dersen. Bak burada bir sanat var artık. Benim damağıma bir uygunluk var. Benim gözüme bir uygunluk var. Bir sanat var burada. Sorum şu. Maddede olmayan sanat, maddenin uyduğu yasalarla oluşan bir şeyde nasıl olabilir? Bunu konuşalım. Az önceki ordu örneğini bir evre daha taşıdık şu an. Maddede var mı böyle bir sanat? Yani elektronlar birleşerek benim hoşuma gidebilecek bir isotu oluşturma. Bu bir sanat örneğidir yani. Bunu neden yapıyor? Gene konu hep nedene bağlandı. Neden yapıyor yani? Gerçekten bunu konuşalım. Atomda bu sanat var mı? Bu sanat yok. Atom benim damağıma neyin uygun olup olmayacağını bilir mi? Bilemez yani. İmkan yok. Maddenin kendisinde olmayan hayat,
birleşerek hayat sahibi bir civcivi nasıl oluşturabiliyor? Burayı bir çözmemiz lazım birlikte. Çünkü zerrenin kendisinde yok bu özellikler, hayat. Bir isottaki sanat var mı? Peki isot sanatlı mı? Evet. Gözüme uygun, kokusu bana uygun. Patlıcan de, şeftali de, erik de, ne dersen de yani. Zerrelerde olmayan sanat, zerreler birleştiğinde nasıl ortaya çıkıyor? Zira bu özellik maddede olsaydı, maddenin birleşiminde de olmasını yadırgamazdım. Hani ordu birleşimini az önce konuştuk ya, tek bir el diye. Burada başka bir olay daha var. O orduda olmayan özellik birleşiminde var. Bu başka bir irade gösteriyor bana. Geçen gün Morgan Freeman'ın belgeselini izledim. Mısır'a gitti. Mısır tarih olarak çok eski. Bir mağaraya giriyor. Mağarada resimler gözüyor. Bu resim varsa burada şuurlu biri yaşamış diyorsun. Mağaradaki resime bakıp şuurlu birinin yaşadığını anlıyorsun. Bir isoda patlıcana bakıp, üzüme bakıp, elmaya bakıp. Bunda bilinç ve şuur var ama bu bilinç ve şuur bu maddede yok. Niye diyemiyorsun? Yani hani ordunun birliğini konuştuk ya, bütün neferler tek bir komutanın emrinde. Evet ama Voltran'ı oluşturuyorlar. Başka bir olay var orada. Allah Azze ve Celle bu atomlarda olmayan başka bir şey daha yaratıyorum deyip bir şeyleri gözümüze sokuyor. Sanat yaratıyor atomlarda olmayan. Bak o içerisindeki element şunu diyebilirsin. Ya tamam bir şekilde olmuş da bu element, benim biberde yediğim element, karpuzda yediğim element atomda da var zaten kardeş. Onlar birleşim oluşuyor. Tamam eyvallah. Ama onların hiçbir zaman zatında olmayan bir şey daha koyuyor ortaya. Sanat koyuyor. Bir bilinç koyuyor. Onun bir manevi kalıba göre, en uygun renk, şekil ve kokulara göre oluşması. Burayı nereye vereceksin yani? Peki o zaman şöyle düşünsek. Mesela barometre basınç ölçüyor. Barometre her düştüğünde fırtına oluşuyor diyelim. O zaman fırtınanın düşmesi barometrenin düşmesinden kaynaklanıyor diyebilir misin? Bir şey bir şeyden önce oluyor diye o yaptı dediğimizden dolayı, yani o naturalist kafayla baktığımızdan dolayı maddede olmayan bu özellikleri göremez hale geliyoruz. Ve bu da bizim itikadi olarak bir problemimizi çıkarıyor ortaya. O ardışık hareketlerin haricinde bir şey olduğu gibi bizim yeryüzünde incelediğimiz eşyalara sebep de eşyayı oluşturan ardışık hareketlerin dışında bir sebeptir. Ve biz bunu Allah diyoruz deyip yine kapatacağız herhalde. Mesela bizim yediğimiz, Antep'ten aldığımız psikopat diye bir biber var. Yani toprağa atsan toprak kaçar gider buradan. Böyle bir acı olamaz. Ve o acının oluştuğu toprakla üzümün oluştuğu toprak aynı toprak. Çok garip yani. Bu evrendeki özellikle düzenin birliği. Yani atoma asker dedik ya. Bunların her birisinin tek bir düzene uyması bizi aslında birliğe götürüyor. Bu da çok önemli bir olay. Evrende bu manada düzen noktasında bir birlik varsa bir elden çıktığına en büyük delildir. Ben burada konuşabilmeme en büyük sebeplerden bir tanesi de benim düzenli nefes alabilmem. Bu da aslında sünnetullah'a uyum değil mi? Kainat içerisinde gerçekleşen yasalara uymak ve çoğu zaman bilinç dışı oluyor. Ben uyurken bile nefes almaya devam ediyorum. Kanımın pompalanması, kalp günde 8 ton kan pompalanıyor. Bu sayede ben yanınızda bu işi devam edebiliyorum. Bu nasıl oldu? Burayı deşelim. Nasıl olduğunun cevabı nereden verilebilir? DNA'nın kodlamalarında oldu. Şimdi DNA dediğin 4 nükleotit. O 4 nükleotitin oluşumu da 4 element. Azot, karbon, oksijen, hidrojen. Bu insanda şu algıyı oluşturmaması lazım. Nefes almamdan önce DNA yazılımı varsa, önce bu varsa bu nefes almamı üretmiştir. Tam burada bir problem var. DNA dediğin bir yazılımdır, bir projedir. Ama benim neden nefes aldığımı açıklayamıyor. Bir kod var yasaya uyum sürecinde ama neden sorusunun cevabını vermiyor bana. Annenin şiirlere konu olan şefkatinden bir öncesinde bir hormon salgılanıyor diye o şefkati o hormona vermek nasıl bir mantık oluyor acaba? Bu inanç oluyor işte. Nedenini açıklamıyor yani. Önce bu oldu diye. Yani fail anlamında demişim. Bence önemli bir kelime. DNA'da bunlar yazıyor ama DNA fail mi buna? Tamam bitirelim dersi.